Evet arkadaşlar, sizlerle Goethe A2 Briefschreiben örneği yapacağız. Öncelikle Aufgabemize bakıyoruz arkadaşlar, ne yazıyor? Sie haben ein Hotelzimmer gebucht. Sie wollten eigentlich am Freitag kommen. Leider können Sie jetzt erst am Sonntag kommen. Schreiben Sie eine E-Mail an Frau Yilmaz vom Hotel. Yani ne demiş? Siz aslında bir otel odası tuttunuz, rezervasyon yaptınız. Aslında cuma günü gelmek istiyordunuz ama maalesef en erken pazar günü gelebileceksiniz. Bunun için otelden Frau Yilmaz'a mail atın, mail gönderin diyor. Bakın maddelere bakın. Erklären Sie, warum Sie schreiben. Neden ona yazdığınızı açıklayın, neden mail attığınızı açıklayın. Informieren Sie, wie lange Sie jetzt bleiben möchten. Yani Frau Yilmaz'ı bilgilendirin, orada ne kadar kalmak istediğinizi söyleyin gibi. Fragen Sie nach einem neuen Preisangebot. Bu da diyor ki yeni bir fiyat teklifiniz var mı? Bunun için sorun. Yani yeni bir fiyat teklifi var mı? Yeni bir fiyat opsiyonu var mı? Bunun için sorun diyor. Bunun için bir mail yazacağız arkadaşlar. Şimdi unutmamanız gereken şey burada bakın. Frau Yilmaz, yani bu resmi birisi. Frau Yilmaz otel çalışanı. Tanıdığınız birisi olsaydı belki Liebe yazabilirdiniz. Fakat bence burada resmi bir şekilde mail yazmanız gerektiği için Sehr geehrte Frau Yilmaz demeniz gerek. Biliyorsunuz Almanca mektup yazarken bu selamlama Anrede'den sonra ilk cümlemizin baş harfini küçük harfle başlatacağız. Gördüğünüz gibi bakın. Gestern habe ich ein Hotelzimmer gebucht. Yani dün ben bir otel odası randevu etmiştim. Ayarlamıştım. Bakın gestern'ın G'sini küçük harfle yazmış. Es tut mir sehr leid, dass ich kann nicht am Freitag anreisen, sondern am Sonntag. Bakın ne diyor? Kusura bakmayın ama ben cuma günü varamayacağım. Anreisen varmak gibi bir anlama geliyor. Sondern am Sonntag demiş. Yani bunun yerine pazar günü. Sondern bunun yerine demek. Ich würde gerne 5 Tagen bleiben. Bakın burada kaç gün kalmak istediğini belirtmiş. Orada görevlerde yazıyordu. Kaç gün kalmak istediğinizi belirtin diye. Könnten Sie bitte einen neuen Preisangebot machen? Yani lütfen yeni fiyat tekliflerinizi yapabilir misiniz demiş. Bu da yine maddelerde vardı. Maddeleri kesinlikle kaçırmıyorsunuz ve kelime sayısına dikkat ediyorsunuz. Ich warte auf Ihre baldige Antwort. Sizin işte çabuk yanıtınızı, çabuk cevabınızı bekliyorum. Erken cevabınızı bekliyorum. Bakın yine mit freundlichen Grüßen. Yani bunu da yine resmi yerlerde kullanırsınız. Üniversite yazışmalarında vesaire kullanırsınız. Bu İngilizce'deki kind regards gibi. Mit freundlichen Grüßen. Ama arkadaşınız olsa işte başka bir şey söyleyebilirsiniz. Liebe Grüße diyebilirsiniz.